Avrupa topluluğu dışından Avrupa ülkelerine yeşil pasaportla, vizeyle gelinebilir mi? Bu sorular devamlı soruluyor korona zamanında. Şu anda bu çok özel nedenler hariç mümkün değil. Niye? Çünkü Türkiye'de korona vakaları Avrupa'nın koyduğu sınırlamaların üzerinde ve bu nedenle gelecek kişinin karantinaya girmesi lazım. Yani turist olarak geliyor, yeşil pasaport veya işte vizeyle karantinaya girmesi lazım. Bu karantina süresi de 10-14 gün olarak değişiyor değişik ülkelere göre. Bu nedenle turistik geziler veya normal her, çok acil bir neden olmaksızın mesela düğün gibi e, ve ölüm gibi nedenlerle bazen e, bu vize verilebiliyor, yeşil pasaportla gelinebiliyor ama bunu da önceden o ülke ülkenin e, sınır güvenliğine bildirmeniz lazım. Yani prosedür çok değişik. Avrupa Birliği belli bir standart koyuyor. Bunun üzerindeki ülkelerden gelenleri almıyorlar. Arkadaşlar burada şuna dikkat edin. İngiltere bile Avrupa topluluğu dışında şu anda İngiltere'den gelenler bile gelmek bile zor. Biliyorsunuz İtalya'da maç vardı. İngiltere'nin e, Ukrayna ile maçı maalesef İngiliz seyirciler oraya ne yaptı? Gelemediler. Şimdi ne vardı? İngiltere'de de Danimarka'yla İngiltere'nin maçı vardı. İngiltere'de Danimarkalı seyirciler gidemediler. İngiltere'nin içindeki seyirciler Danimarkalı taraftarlar gittiler maça. Mesela şimdi örnek vereyim. Finlandiya'da Finlandiya son iki hafta korona vakalarında 100 binde 25'in altındaki ülkelere yeşil ışık yakmıştı. Bu da Avrupa topluluğu içinden gelenler de bu kriterleri sağlamalar lazım. Yani Avrupa topluluğu dışından Şengen'e kapalı yani. Yani bir Alman vatandaşı Finlandiya 100 binde 25'in altına almaya düşmemişse gelemiyordu. Korona testi gerekiyor. Korona testi gerektiği zaman da ne oluyor? Karantina ondan sonra mecburu var. Onun için gelemiyordu. Yani Almanya'dan bile gelemiyor. Şu anda Finlandiya bu 100 binde 25'i 12 Temmuz'dan sonra ne çekiyor? 100 binde 10'a çekiyor. Şu andaki haliyle İngiltere'den Finlandiya'ya bir kişinin gelmesi mümkün değil. Çünkü Avrupa topluluğu dışında onlar da. E Türkiye'den nasıl gelsin? Avrupa topluluğu İngiltere biliyorsunuz yeni aradı. Türkiye'den de gelemiyor. İngiltere'den de gelemiyorsun. Yani bunları biliniz. İkide bir vatandaşlar ne soruyorlar? Ya diyor nasıl gelebilirim? İşte yeşil pasaportum var. E vize vize zaten almak zor. İşte ne dedim? Ölüm Düğün veya işte eş durumundan bazı ülkeler kolaylık sağlıyorlar. Bak ülkeden ülkeye o e, kural değişiyor. Yani normalde e, başka durumlarda e, vize almak veya yeşil pasaportla gelmek mümkün değil. Çocuğum işte doğ, hanım doğumu yapacak, işte annesi gelecek şu bu. Arkadaşlar onlara vermiyorlar. Ben ne yapıyorum? Sizlere her zaman bilgileri verdiğim zaman araştırıp e, belgeli bilgi veriyorum. Türkiye'den yurt Avrupa ülkelerine yeşil pasaport ve e, vizeyle gelmek çok zor. Bir de işte falanca ülke belki biraz kolaylık sağlamış. Oraya gelirim de oradan gelirim. Onların kendi vatandaşları gelemiyor. Sen vizeyle nasıl geleceksin? Şey gene kapalı. Belli sınırlama var. Finlandiya şimdi ne yaptı? 12 Temmuz'dan itibaren ne diyor? Son iki hafta korona vakalarında 100 binde 10'un altında olacak. Onun altında kim var? Avrupa toplumunda bile. Şu anda Polonya, Macaristan, Çek gibi ülkeler var onun altında. Almanya dün 9.7 idi. Bugün 10 küsür 10, küsürle çıkmış. Almanya bile şu anda Almanya'dan 12 Temmuz itibariyle Finlandiya'ya gelmek mümkün değil. Akrabalarım gelecek. Avrupa içinde de bunu böyle düşünün. Sakın bilet almayınız. Biletleriniz ne yapar? Yanar. Bakınız Avrupa içinde bile e, Avrupa Topluluğu Birliği içinde bile bilet sakın almayınız, biletleriniz ülkelerden ülkelere yanar. Çünkü sınırdan geri çevrilirsiniz. Karantina var, karantina uyguluyorlar. Şu anda koronanın dördüncü dalgası vurmaya başladı. Portekiz, İspanya gibi ülkeleri vurmuş. Mesela Rusya şu anda e, Avrupa Topluluğu dışında kötü ülke. Yine İngiltere'de de koronanın dördüncü dalgası şiddetli bir şekilde vuruyor. Avrupa Topluluğu kendi içine kapanmaya çalışıyor. Ha, Avrupa topluluğundan Türkiye'ye seyahatlerde nasıl? Türkiye böyle Finlandiya'nın belli veya Avrupa topluluğu geçen sene biliyorsunuz 100.000'de binde 16, şimdilerde işte 100.000'de binde 25 şey yapıyorlar. Ama 100.000'de 50 vakasını bile Avrupa topluluğu düşündü. Onun altındakilerini riskli ülke ilan etmeyelim diyene. Ama şimdi Finlandiya'nın mesela yaptığı şu 100.000'de binde 25 diyor. Ya Türkiye ne der? 100.000'de binde 25'in altında olan ülkelerden Türkiye gelinçte korona testi istenmiyor, istenmiyor diye bir kural koyabilir. Türkiye, önceki videolarımda belirttim. Türkiye böyle bir şey yapmıyor. Çünkü niye? Dünyaya takip fazla yok. Yani nasıl yöntemi uyguluyorlar, ne yapıyorlar? Türkiye mesela bugün 100 binde 25'i koysa Finlandiya'nın eski rakamı gibi. Almanya, Avusturya, Avusturya'da 13'lerde, 100 binde 13'lerde gibi bazı Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye girişlerde korona testi istenmez. Bu da ne, ne yapar? Gurbetçiye büyük kolaylık sağlardı. Yani Almanya'daki bir gurbetçi şu andaki Almanya'nın korona vakalarındaki durumuna göre Türkiye'ye korona testsiz gidebilir. Ne yapacaksın bunu? Finlandiya'nın yaptığı gibi iki haftada bir güncelle. Nasıl güncelleyeceksin? Mesela Finlandiya Perşembe günü hükümet karar alıyor. Sonraki pazartesi günü uygulamaya geçiyor. Yani arada bir ne oluyor? 3-4 günlük bir sürü oluyor. Yani biletini alan ona göre önlem yapıyor. Veya işte korona testi gerekiyorsa korona testi şunu da unutmayınız İşte ben iki tane aşı oldum ya veya korona altı ayda geçirdim bundan da Avrupa topluluğu ülkelerine yeşil pasaporttan veya vizeyle seyahat edebilir miyim Hayır buna da izin vermiyorlar yani İngiliz bir İngiliz iki tane aşısını olmuş veya altı ay içinde korona geçirmiş Finlandiya'ya gelemiyor bakınız Avrupa topluluğu içinde de ki ülkeler hariç dışarıdan buna da izin vermiyorlar. Yani Türkiye'den işte iki tane aşım oldu. Zaten Türkiye'nin aşısını Almanya kabul etmiyor. Onu da bilin. Yani Türkiye'deki aşılar. Onlar belli şey diyorlar. Avrupa içinde ben de var. Aldım mesela Avrupa topluluğu aşı pasaportu var. Birincisini olduk. Ona ona bile pasaport veriyor sana yani aşı pasaportu. Niye? Finlandiya gelişlerde havalanda test olmuyorsun. Vardıktan vardıktan 3-5 gün sonra oluyorsun. O olmasa havalanda seni test yapıyor. Ve 4 günlük karantina gidiyorsun. Türkiye'de tabii gelişlerde testle geliniyor. Karantina manantina yok. Şimdi gurbetçiye kolaylık için ne olur? Almanya'dan e, Avusturya bir haftalığına olsa, 10 günlük olsa veya iki haftalığına dersin bunlar 25'in altında. Türkiye 25, Türkiye için fazla bir değer. 40-50 de koyabilir. Avrupa topluluğu 50'yi düşünüyor. Bunu önerdim. E, yeniden öneriyorum. Sonuç olarak şunu diyorum. Ne İngiliz bile çift aşısını olmuş, aşı pasaportu var ve son 6 ay içinde korona geçirmiş. Buna rağmen Finlandiya'ya gelemiyor. Avrupa topluluğuna seyahatleri çok zor. Kabul etmiyorlar bunu. Avrupa topluluğu dışından şu anda seyahat zor. Avrupa topluluğu ülkelerine. Onun için sakın önceden bilet almayınız. Biletleriniz yanar. Ben sizi bu konuda uyarıyorum. Yeniden gelişmeler olursa sizlere bilgilendirme yine yapacağım. Hepinize selamlar, kalın sağlıcakla.